Sayın Protokol, muhterem misafirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Besteli Mevlüt İcrası programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz ve deprem şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Programı arz etmek istiyorum. Belgesel filmimiz var. Süleyman Çelebi ve Hafız Kemal Batanay'ın hayatı hakkında. Besteli Mevlid icrasını göreceksiniz, izleyeceksiniz ve sonunda hatim duası yapılacak. Deprem şehitlerimiz için hepinizi duaya davet edeceğiz ve programı kapatacağız. Şimdi mütevelli heyet koordinatörü Mustafa Uysal'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye arz ediyorum. Çok kıymetli konuklar, büyük acıların yüreğimizi dağladığı çok özel günlerdeyiz. Sözün bittiği, sükutun dualara, niyazlara, namelere dönüştüğü ve kalplere dolduğu bir gecedeyiz. Bu gecemiz inşallah bir rahmet gecesi olarak isimlendirdik. Böyle bir gecede inşallah rahmetin de tecellisi arzumuzdur. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun, ülkemizin üzerine olsun ve İslam alemi üzerine olsun. Merhum Süleyman Çelebi'nin muhteşem eseri Vesiletün Necat, halk nezdinde Mevlid. Bunun 1956 yılında beyitleri üzerine, Mevlid'in beyitleri üzerine Hafız Hattat Bestekar Tamburi, hocam Kemal Batanay'ın bestesi. Bu beste 84 nota sayfası ve 1035 satırdan ibaret. Hakikaten muhteşem bir musikimizin kültür hazinemizde yerini alacak büyük bir eseri. Ve çok enteresandır ki bu eserin ilk icrası böyle bir güne nasip oldu. Böyle bir güne nasip olunca burada nedir tevafuk diye düşündüğümde, hocam Kur'an aşığı bir insandı. Yani Kur'an'ı dilinden hiç düşürmezdi. Her gün hatimlerdi. Ve
yaşantısının son zamanlarında isimlerin hafızasından silindiği, yavaş yavaş, neredeyse kendi ismini dahi hatırlamadığı zaman Kur'an'ı bütünüyle okuyabilecek durumdaydı. Böyle bir insandı. Kemal Batanay'ın bu eserini inşallah hep birlikte dinlemiş olacağız. Bununla beraber biraz önce bahsettiğim gibi yüreğimizi dağlayan, yaralayan şehitlerimiz için, depremzedeler için ve cümle geçmişlerimiz için 99 hatmi şerifimiz var. Bu hatmi şerifimiz de bunların ruhlarına, mualla ruhlarına, muazzez ruhlarına hediye edeceğiz inşallah. Malumları olduğu üzere Birleşmiş Milletler Kültür ve Sanat Örgütü UNESCO 2022 yılını Süleyman Çelebi'nin 600. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma ve kutlama yolu olarak ilan etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığımız da 2022 yılı Haziran ayında yayımladığı genelge ile yurt içinde ve yurt dışında Süleyman Çelebi'nin anılmasını, yad edilmesini iletti ilgili kurumlara. Bunu bir önemli genelge olarak niteledik. Hem Süleyman Çelebi'yi yad etmek hem de Kemal Batanay'ı bir arada anmak üzere bu eserin icrası konusunda başvuruda bulunduk. Öncelikle Cumhurbaşkanlığımızda Kültür ve Sanat Kurulu üyemiz Hümeyra Şahin Oktay Hanımefendi'ye başvuruda bulunduk. Onun yönlendirmesiyle Kültür Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Bakanımızla müracaat ettik. Ve projemiz Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da kabul edilerek bu projeye başlamış olduk. Şimdi efendim dolayısıyla sözü de uzatmadan dedik ya sözün bittiği sükutun artık namelere ve dualara dönüştüğü bir noktadayız. Son teşekkürle bitireyim. Hümeyra Şahin Oktay Hanımefendi'ye ve şahıslarında Cumhurbaşkanlığı'na, Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi'ye ve şahıslarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Ömer Faruk Belivranlı Bey'e ve şahsında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne ve Doktor Ziya Taşkent Beyefendi'ye de şahsında Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne özel teşekkürleri. Ben burada kurucumuz, mütevelli heyet başkanımız Alev Alatlı hanımefendi adına teşekkür etmek istiyorum. Bir cümlede üniversitemizden, Kapadokya Üniversitesi Akıl, Adap, Ahlak ve Adalet temeli üzerinde değerlerimize önem verir. Bu değerler değişmez. Ama son bilgiyi kullanmak, son bilgiyi öğretmek anlamında da çağ ötesine bakar. Böyle bir vizyonda yine üniversitemizde Alev Alatlı hocamızın gösterdiği bir istikamet olarak yolumuzu aydınlatıyor. Ve buradan çok güzel genç nesillerimiz yetişiyor. Hem bu değerlere sahip olacak hem de geleceği görecek insanlara ihtiyacımız var. Efendim, rahmet gecesinden nasipdar olma dileğiyle hepinize baki selam ve hürmetlerimi sunarım efendim. Lafhani mevcuda Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa salavat. Allah'a din zikredelim evvela vacib oldur cümle işte her kula. Bir eser düşünün. Karmaşanın, savaşın, ayrılıkların hüküm sürdüğü topraklarda birliğin, peygamber sevgisinin, vefanın, yad etmenin simgesi olmuş.
600 yılda sadece yazıldığı Anadolu'da değil, bütün İslam aleminde gönüllere dokunmuş bir eser. İşte o eser Mevlid'dir. Ve bu belgesel onun hikayesidir. Kadim uygarlıkların beşiği Anadolu. Nice yıkıma, nice doğuşa, nice savaşa kucak oldu. Tarihe yön veren pek çok uygarlığın doğuşuna, yıkımına, savaşına yurt oldu. 1048'de Fasinler Savaşı ile başlayan değişim ise 26 Ağustos 1071'de son noktaya ulaştı. Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelen Selçuklu ve Doğu Roma orduları arasındaki büyük savaş, Anadolu'nun geri dönüşsüz bir şekilde değiştiği milat oldu. Türkmenler boy boy, akın akın bu verimli toprakların yolunu tuttu. ...1220'lerden sonra doğuda başlayan Büyük Moğol istilası, ikinci büyük göç hareketini tetikledi. Türkmenler, Orta Asya'dan Anadolu'ya akın etti. Türkmenlerin bir kısmı, kendilerine uygun buldukları yerlerde köyler kurarak yerleşik düzene geçti. Maverai-Nehir'den, Horasan'dan ve Azerbaycan'dan göçenlerle Anadolu'daki Türk nüfusu büyük artış gösterdi. 13. yüzyılda Anadolu tam anlamıyla bir Türk yurdu görünümündeydi. Öyle ki İtalyan gezgin Marco Polo, 1279 yılında gördüğü Anadolu'ya seyahatnamesinde Türkmeniya adını verdi. Oğuz Türklerinden Osman Gazi idaresindeki Türkler, Söğüt'te Osmanlı Beyliğini kurdu. Osmanoğulları Beyliği, Söğüt ve Domaniç civarında varlığını sürdürmekteydi. Beyliğin lideri Osman Bey, gerçekleştirdiği fetihler sonucunda 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. ...1351'de Bursa'da Ahmet Paşa'nın konutunda bir bebek dünyaya geldi. Nasıl ki Osmanlı zaferlerle, fetihlerle namını dört bir yana salıp... ...parçalanmış Anadolu üstünde bir güneş gibi yükseldi... ...işte o gün, o evde yükselen çığlık da... ...gelecekte herkesi bir umut etrafında birleştirecekti. Doğumu takip eden üçüncü günde bebek... Şeyh Edebali'nin torunu olan dedesi Şeyh Mahmud'un kucağına verildi. Şeyh Mahmud, besmele ile kucağına aldığı bebekle kıbleye dönüp dizüstü oturdu ve Allah'ın güzel övgüsü ve ihsan ettiği esenliği Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üzerine olsun diyerek önce salatü selam ardından ezan-ı şerif okudu. Sonra bebeğin kulağına eğilip üç kez Süleyman, Süleyman, Süleyman dedi ve kelime-i şehadet telkin etti. Kulağına üflenen o sesle büyüyen Süleyman'ın adının arkasına zamanla Çelebi lakabı eklendi.
O Süleyman Çelebi, Nibolu seferi dönüşü Sultan 1. Beyazıt'ın emriyle Bursa'da yükselen ve açılış hutbesini dönemin önemli mutasavvıflarından Somuncu Baba'nın okuduğu Osmanlı'nın en güzide camilerinden Ulu Cami'nin baş imamlığına getirildi. Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'daki güçleri Osmanlılar etrafında toparlamaya çabaladığı bu dönemde, namı diyarları aşmış Timur da Maverai'n-Nehir'de kendi güçlerini topluyordu. Osmanlılar ve Timurlular birbirine benzer şekilde siyasi ve askeri nüfus sahasını genişletiyordu. Sonunda bu iki güç 20 Temmuz 1402'de Ankara Ovası'nda karşı karşıya durdu. Türk tarihinde iki Müslüman devlet arasında yapılan en büyük savaşlardan biri olan Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu büyük yenilgi yaşadı. Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesi ve vefatı sonrasında hanedan mensupları arasında Osmanlı tarihi boyunca hiç görülmemiş bir mücadele yaşandı. Bu 11 yıllık dönem tarih sayfalarında Fetret Devri diye anıldı. Timurlu tarihçi Nizamüddin Şami, Timur'un savaştan sonra torunu Muhammed Sultan önderliğinde bir orduyu yağmalanması için Bursa'ya gönderdiğini bildirir. Mevcudu 30 bini bulan Timurlu ordusu kente büyük zarar verir. Bir yandan Osmanlı hazinesi talan edilir, bir yandan da Ulu Cami ve birçok dini mekana büyük zarar verilir. Ankara Savaşı sonrasında Anadolu gibi Osmanlı da karmaşanın, çatışmanın ve savaşın kıskacındadır. Öyle ki bu kargaşa din alimleri arasında da yaşanır. Bir gün Süleyman Çelebi'nin imamlık yaptığı Bursa Ulu Cami'de bir vaiz, İslam'ı muhabbet boyutuyla değil, sadece fıkıh üzerinden anlatmaya çalışır ve Bakara Suresi'nin 285. ayetini "Peygamberler arasında fark yoktur. Bu sebeple Hazreti Muhammed'in Hazreti İsa'dan ve diğer peygamberlerden bir üstünlüğü yoktur" diye açıklar. Cemaatten bazıları bu vaaza karşı çıkar ve tartışmalar büyür. İşte o an bilge imam Süleyman Çelebi'nin dudaklarından şu sözler dökülür: "Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için idi ol." Bu satırlar 768 beyitten ve 16 bölümden oluşan Vesile-i-tün Necat'ın ilk dizeleri olur. Hazreti Peygamber'e olan derin muhabbetini büyük bir aşkla terennüm eden ve Peygamberimizin hayatının bazı bölümlerini de içeren kurtuluş vesilesi anlamına gelen Vesile-i-tün Necat, herkesin anlayabileceği sade bir Türkçe ile yazılır. Süleyman Çelebi, kısa bir süre içinde bütün İslam aleminde tanınan ve okunan Mevlid veya Mevlüt diye anılan eserini kaleme alırken, Peygamberimizin hayatını anlatan Siyer kitaplarından yararlanır. Özellikle doğuştan ama olan Erzurumlu Mustafa Darir'in Kitab-ı Siyer-i Nebisi ve Aşık Paşa'nın Garip Namesi Süleyman Çelebi'yi çok etkiler. ...1451 yılında Osmanlı tahtına geçen 2. Mehmet, ilk iş olarak gözünü Konstantiniyye'ye dikti. Yaklaşık 2 ay süren uzun ve yoğun bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 sabahında şehri ele geçirdi. 1058 yıllık
Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Osmanlı bir imparatorluk haline geldi. Fetihten sonraki ilk cuma namazını 1 Haziran 1453'te Fatih'in "O benim hocamdır, şehrin manevi Fatih'idir" dediği Akşemseddin kıldırdı. Namazdan sonra şehrin Fatih'ine cenneti muştalayan Peygamber Efendimiz için Ayasofya'da mevlid okutuldu. İndiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar. Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Begoviç Camii'nin 1531 tarihli vakfiyenamesinde mevlid için yılda 300 dirhem tahsisat ayrıldığı kaydedildi. Mevlid törenlerinin saray protokolünde yer almasını sağlayan Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar'ın fethedilmesinden bir gün önce 7 Eylül 1566 gecesi vefat etti. Sultanın ölümü, ordunun moralini bozmamak ve karışıklığa yol açmamak için 48 gün boyunca saklandı. Ölümünden 20 gün sonraya denk gelen Regaip Kandili'nde padişahın çadırından yükselen mevlid, seferdeki ordunun her neferi tarafından dinlendi. Şanını eyledi tazim, hitab-ı evlâ. Bu olay, eldeki veriler ışığında Mevlid-i Şerif'in devlet ve saray protokolüne ilk yansımasıdır. Tarihçi Selaniki, 12 Rebiülevvel 996'da Resul-i Ekrem'in doğum günü münasebetiyle Padişah 3. Murat'ın bütün minarelerde kandil yakılmasını ve camilerde, mescitlerde mevlüt okunmasını emrettiğini kaydeder. 1588 yılına denk gelen bu tarihteki merasimle mevlüt, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa resmi olarak kutlanmaya başlar. Büyük katılım ve heyecanla yapılan resmi kutlamalarda padişah, sadrazam, şeyhülislam, vezirler, Anadolu ve Rumeli gazetkarları, diğer mülki ve askeri erkan ile ulema resmi kıyafetleriyle hazır bulunur. Saltanatı döneminde Hazreti Muhammed'in türbesini yeniden yaptıran Sultan II. Mahmud'la beraber Mekke-i Mükerreme'de mevlid merasimleri düzenlenmeye başlandı. 1837'de Sürre-i Humayun ilk kez karayolu yerine Osmanlı yapımı Eseyr-i Hayr adlı buharlı gemiyle Şam'a en yakın liman olan Beyrut'a doğru yola çıktı. Dersaadet'ten Haremeyn'e yola çıkan Sürre alayı o yolculukta sadece kıymetli hediyeler değil, mevlidin okunduğu kürsüye örtülmek üzere işlemeli bir örtü de taşıdı. Böylece yeni bir gelenek başlatıldı. Kalyoncular Kışlası Camii imamı Hafız Ziyaeddin Efendi, Ayşe Sıdıka Hanım'la evliliğinin ilk meyvesi olan oğlunu kucağına aldı ve ezanla kulağına okuduğu adını fısıldadı. Mehmet Kemalettin.
bilinen adıyla Kemal Batanay. Kemal Batanay, kaleme aldığı özgeçmişinde Rüşdiye eğitimi esnasında babasından hafızlığa başladığını, 14 yaşında hıfzını tamamladıktan sonra 2. Abdülhamit'in İmam-ı Sani'yi kıraat alimlerinden Hacı Niyazi Efendi'den ilmi kıraat öğrendiğini söyler. Zamanın eğitim ve öğretim müesseseleri yanında hususi hocalardan da ders alan Kemal Batanay, ilk musiki derslerini babasından ve onun sanat muhitinden alır. Hazreti Peygamber'in doğum gününün törenle ve mevlid ile kutlanışı 1910'dan itibaren Padişah 5. Mehmet Reşat zamanında çıkarılan bir kanunla resmi bayramlar arasına dahil edildi ve o gün resmi tatil ilan edildi. Kemal Batanay, 1913 yılında yakınlık kurduğu Galata Mevlevihanesi Neyzan Başısı Emin Dede'den Mevlevi ayinleri meşk etti. Nota ve Hamparsum notası öğrendi. Zakirler arasında ilahi, ayinhanlarla ayin okudu. O gün İstanbul sokaklarında ve ülkenin dört bir yanında okunan bildiriyle Osmanlı İmparatorluğu son büyük savaşına girdi. Vatanını korumak için tahsil hayatını yarıda bırakan Kemal Batanay, soluğu Hırkayı Şerif Askerlik Şubesi'nde aldı. 25 Kasım 1915'te askeri eğitimini tamamlayarak Levazım Mektebi'nden mezun olan Batanay, İstanbul'un meşhur hafızlarıyla birlikte cephedeki askerleri manevi olarak desteklemek için Çanakkale'ye gitti. Mevlid, Cumhuriyet'in ilanından 5 gün önce 24 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli bayram ilan edildi. Ancak Cumhuriyet Bayramı'nı gölgede bırakır endişesiyle 12 yıl boyunca kutlanamadı ve 1934 yılında kanundan çıkarıldı. ...1932 yılının 3 Şubat'ına rastlayan Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'ni dolduran 50 bin kişi yatsı namazından sonra 30 hafızın okuduğu Mevlid ve Türkçe Kur'an'ı dinledi. İnnemel minne ihvetün fe aslihu beyne ahaveyküm ve tekullah. Ardından düzenlenen ve İstanbul'un en ünlü hafızlarının katıldığı Kur'an yarışmasını, Kur'an-ı Kerim'i 6 saat 20 dakikada usulüne göre soluksuz ve hatasız okuyan Hafız Kemal Batanay kazandı. Ya eyyühellezine amelûne aiz harfan min kavmin. Yeni İstanbul'un büyük bir teşebbüsü ve mükafatı. Mevlid'i en güzel şekilde besteleyen sanatkara 10 bin lira veriyoruz.
1 Mayıs'tan itibaren 6 aylık bir müddet içinde bize gönderilen eserleri memleketin en seçkin otoritelerine tetkik ettirerek en başarılı olanı tespit ettireceğiz. Yeni İstanbul gazetesinde çıkan bu ilan üzerine harekete geçen Kemal Batanay'ın dostları hocayı Mevlidi bestelemesi için ikna ettiler. Mevlidi bestelemeye karar verdim. Önce Nahi Osman Dede'nin Miraciyesini inceledim. Mevlid'e adapte etmeye uğraştım, beğenmedim. Sonra Mevlid'i teybe okuyup notaya almayı denedim. Fakat bunu da başarılı görmedim. Nihayet bir sabah namazından sonra Allah'a sığındım. 3 İhlas, 1 Fatiha, Salavat-ı Şerifeler ve içime dolan feyiz ve ilhamla kısa zamanda Mevlid'in Allah adın zikredelim evvela ile başlayan 18 beytini besteledim, notaya geçirdim. Allah adın zikredelim evvela Bundan sonra geri kalan beyitlerin bestesi pınar gibi aktı. Beste 6-7 ay içinde tamamlandı. Saadettin Kaynak ve Saadettin Heper gibi musiki şinas dostlarıma okudum. Hepsi de hak etmediğim iltifatta bulundular. Böylece tamamladığım Mevlid-i Şerif bestesini Yeni İstanbul gazetesine teslim ettim. Mevlid Beste Yarışması, bu müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin talebi üzerine eser teslim tarihi 6 ay tehir edilmiştir şeklinde bir ilan yayınlandı. Ne yazık ki bu 6 ayın bitiminde de yarışmaya iştirak eden başka sanatkar olmadığı gerekçesiyle teşebbüs iptal edildi. Ve bugün Süleyman Çelebi'nin 6 asrı aşkın bir zaman önce kaleme aldığı aşk dolu eserini 1956'da aynı aşkla besteleyen Hafız Kemal Batanay'ın Mevlid'i 66 yıl sonra Hazreti Peygamber sevgisini bütün gönüllere ulaştırmak için yeniden okunuyor. Allahümme salli ala Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını Besteli Mevlid'in icrasını yapmak üzere sahneye alkışlarınızla davet ediyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم الفاتحة Cana din nurunu verenin adıyla, akla kendisini bilmesi için yakin nuru verenin adıyla, İki aleme varlık elbisesini giydirdi o. Yeri alçattı, göğe yükseklik verdi o. Felek onun rükûsundadır. Yeryüzü onun sücudundadır. Köpükten ve kandan yarattı Adem'i. Kaftan ve nundan yarattı alemi. Öyle bir evveldir ki o, öncesi yoktur. Öyle bir ahirdir ki o, sonrası yoktur. Öyle bir zahirdir ki batındır zuhuru. Öyle bir batındır ki nurdan daha zahirdir nuru. Onun ululuğuna başlangıç ve bidayet yoktur. Onun saltanatına zeval ve nihayet yoktur. O biri çağır, o biri ara, o biri iste. O biri gör,
o biri bil ve o biri söyle. Öyle bir ezeldir ki evveliyet yoktur ona. Hiçbir varlık yaklaşamaz ezeli yalnızlığına. Öyle bir vahdet ki vahdetine kıl bile giremez. O vahdette şu cihan bir tek kıla bile değmez. Öyle bir lezzeti vardır ki tertemiz erler, canlarına her an onun kokusunu çekerler. Gönlümüzü bir an olsun teselli etmez misin ya Rabbi? Acziyetimize merhamet etmez misin ya Rabbi? Bir gönle sahip değilsen de sen bizim gibi, ne diyeyim Allah'ım, sen değil misin bütün gönüllerin sahibi? Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan ide Allah ona. Allah adı olsa her işin önü, her giz ebter olmaya onun sonu. Her nefeste Allah adın de müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin, pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Aşk ile gel imdi Allah diyelim, derd ile gözyaşıyla ah edelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimu, ol rahimu, ol ilah.
Aşk ile gelim diye Allah diyelim. Derdiler gözyaşı ile
Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem, Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı Asfiya, Habibi Şefii-i Ruzi Ceza, Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme Ebul Vefa Hazretlerinin aziz, mübarek, münevver, mutahhar, mücella, musaffa, müzekka ruhi paki tırnakları için
Sebebi icadı kainat, Fahri Alem Efendimizin Menkabetname-i Viladeti Seniyye-i Ahmediyelerinin müellifi, Süleyman Çelebi Hazretlerinin ruhi pür futuhi aliyelerin için, Allah rızası için, El-Fatiha. Bir gönül mevsimi kapına geldim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Seninle ağladım, seninle güldüm. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Zamanın dilinden gönlüme aktın. Kaç hamı pişirdin, erittin, yaktın. Beni benden aldın, bana bıraktın sevgilim, sultanım, efendim benim. Üstündeki nuru gördü melekler, sırrını bizlere verdi melekler. Seninle murada erdi melekler, efendim, sultanım, efendim benim. Güneş ellerinde olsun her sabah, arayan gölgeni bulsun her sabah. İnsanlık kapını çalsın her sabah. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Çünkü hak evvelliğin bildin ayan, dinle imdi kılayım sun'un beyan. Hak Teala ne yarattı evvela? Cümle mahluktan kim ol evvel ola? Mustafa nurunu evvel kıldı var, sevdi anı ol kerim-u kirdigar. Her ne dürlü kim saadet var durur, yahşi huyu görklü adet var durur. Hak ana verdi mükemmel eyledi, yaradılmıştan mufaddal eyledi. Ger Muhammed olmaya idi ayan, olmayacaktı zemin-i asuman. Ger Muhammed gelmeyeydi aleme, tac-ı izzet ermez idi Adem'e. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için idi ol. Enbiyanın şeksiz ol sultanıdır, cümlesinin canı içle canıdır. Gerçi kim bunlar dahi mürsel durur, lakin Ahmet ekmelü efdal durur. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep, cehd edip onun rızasın kıl talep. Geldi çün rahmeten lil alemin, vardı nur anda karar kıldı hemin. Gün mesebül
hedeften doğdu dürdanesi. Oh.
Rabbi bi cahi nebiyyikel Mustafa ve Resulikel Murtaza. Tahhir kulubena min kulli vasfin yubaiduna an müşahedetike ve mahabbetik. Ve emitna ala sünneti vel cemaati ve şevki ila likaike ya zel celali vel ikram. Ey bizi yoktan var edip nuri hidayetiyle kalplerimizi pür nur ve sevgili Habibine ümmet eylemekle şereflendiren yüce Rabbimiz. Güzide-i Beni Adem aleyhi ekmelü't tahiyyat Habibi Edib'in Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine senden yardım isteriz. Ya Rab, şeytani vesveselerimiz, sıfat-ı zemimelerimiz, kötü vasıflarımız bizleri senin muhabbetinden uzaklaştırıyor. Zatını ve sıfatını bilmemize mani oluyor. Bizi bu sıfat-ı zemimelerimizden, hatalı, kusurlu hallerimizden kurtarıp kalplerimizi temizle ve nuri irfan ile tenvir eyle ya Rabbel Alemin. Bize Efendimizin sünneti üzere yaşamayı ve senin müjdelenmiş has kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dünyaya meyletmekten kurtar da senin cemalinin iştiyakıyla ruhumuzu al ya zel celali vel ikram. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا زيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا صدق الله العظيم. شاهدم arzu semadır bütün ecramıyla. Aşığım sıdkıyla ben Hazreti Şah-ı Resul'e. Yaksa da ahı derunum beni bu hasret ile, takati yok dilimin halimi takrire bile. Ey bad-ı sabah, uğrarsa yolum semti harameyne, tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyne. Hakine sürmek için ne yüzüm ne imkanım var. Tahsis-i şefaat kebair ehline imanım var. Ancak beni kurtaracak bir ulu sultanım var. Aman ey kân-ı şefaat, pek büyük isyanım var. Ey bad-ı sabah, uğrarsa yolun semti haram eyle, tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyne. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey kân-ı irfan, merhaba. Merhaba ey asi ümmet melceği. Merhaba ey çaresizler eşfai. Merhaba ey canı baki, merhaba. Merhaba uşşaka saki, merhaba. Merhaba ey rahmeten lil alemin, merhaba sensin şefial müznibin. Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaratılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya, nuru çeşmi evliya ve asfiya. Ey risalet tahtının sen hatemi, ey nübüvvet mührünün sen hatemi. Çünkü nurun ruşen etti alemi, gül cemalin gülşen etti alemi. Ya Habiballah, bize imdat kıl, son nefes didarın ile şad kıl. Yaradılmış cümle oldu, şaduman gam gider alem yeniden oldu. Merhaba ey
Düşen bir gecesi tahkik haber, Leyli-i Kadridi ol gece meğer. Hep gök ehli cümle karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar, merhaben bik ya Muhammed dediler, ey şefaat kânı Ahmet dediler. Her biri kutluladı miracını, dediler, giydin saadet tacını. Bir feza oldu o demde ruhuma, ne mekan var anda, ne arzu sema. Kim ne halidir ne mali ol mahal, aklı fikretmez o hali fehmuhal. Ref olup ol şaha 70.000 hicap, nuru tevhid açtı vecihinden nikap. Her birisinden geçerken ileri emrolurdu, ya Muhammed gel beri. Çün kamusun görüp geçti öte, vardı erişti ol ulu hazrete. Şeş cihetten ol münezzeh zülcelal, bi kemü keyf ona gösterdi cemal. Aşikare gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Bi hurufu lafzu savt ol padişah, Mustafa'ya söyledi bir iştibah. Ya ilahi hazretinden hacetim, bu durur kim ola makbul ümmetim. Her ne vaki oldu ise serteser, cümlesin ashabına verdi haber. Dediler ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kamumuz kullarız, sen şahsın. Gönlümüz içinde ruşen mahsın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter.
ümmetin kıldığımız hizmet yeter. Yok mu ey yolcu bu yoldan dönmek, yeniden refrefe binmek yok mu? Göğe çıktın yine lakin bu sefer, ya Muhammed yere inmek yok mu? Seni görmekte gecikmişleri de gelip asabın edinmek yok mu? Ağlıyor ağlıyoruz ardından, bu sıcak yaşlara dinmek yok mu? Varmış ukbada buluşmak ama bize dünyada sevinmek yok mu? Seni görmekte gecikmişleri de gelip asabın edinmek yok mu? Thank you.
Allah'ın sığ
emrimizsin, emrine girdik. Ezelden biatlı Hakanımızsın. Az idik, sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk İlhan'ı Karaoğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefii kusurumuzu, bin küsur senelik emeğimize. Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler dinlemez eyvah. O kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi isen de ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi. Ne kanlar akıttık hep senin için, o ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin, uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül haremeyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Ya ilahi, ol Muhammed hakkı için, ol şefaatkanı Ahmet hakkı için, gözü yaşı hakkı için aşıkların, bağrı başı hakkı için sadıkların. Biz günahkar asi mücrim kulları, yarlayıp kıl günahlardan beri, affedip isyanımız kıl rahmeti, ol Habibin yüzü suyu hürmeti. Halkı alemden anı ettin güzin, kıldın anı rahmeten lil alemin. Bize anın izzetine izzet et, fazlın ile cümlemize rahmet et. Rahmetinden ger bize ihsan ola, padişahlığına ne noksan ola. Hem Süleyman-ı Fakir'e rahmet et, yoldaşın iman yerin cennet et. Rabbimden yüz bin sena ile selam, Mustafa'nın ruhuna sabah akşam. Olsun dahi ashabına âline, tabi'in ensaru hem ahbabına. Ümmetinden razı olsun ol muhin, rahmetullahi aleyhim ecmain. Bestekar Hafız Kemal Batanay'ın besteyi bitirdiğinde söylediği niyazdır. Aynı hakla bestelendi Mevlid-i Paki Resul, nezd-i bari de ne mutlu olsa şayan-ı kabul. Mazhar-ı rağbet olsa beyni ahbab-ı fuzul, can-ı dilden Hazreti Hakk'a edip pek çok niyaz, iş bu ilham-ı ilahi etti baladan nuzul. Bestesinde medhalim yok, lütfu haktır cümlesi, namesinde etmedim tavrı seleften hiç suhul. Mahz-ı tevfiktir kemalim, işte bu nazm-ı latif. Bin şükür ettim hüdaya, olmadım bunda melul. Ya ilahi, ol Muhammed hakkı için, ol şefaatkanı Ahmet hakkı için. Aşıkları
gitsin gılman ile hem hurkın. Mustafa'ya hem civar et ya Kerim. Allahu Ekber,
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Min şerri ma halaq. Ve min şerri gâsikin izâ vakad. Ve min şerri nefâsâti fil uqad. Ve min şerri hâsidin izâ hasad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti vel nas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وَأُولَٰئِكَ
Sadakallahu'l-Azim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakine ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve etbaihi ve ahbabihi ve ala ümmetihi ecma'in ettayyibine ettahirine ya rabbel alemin. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya eyyuhel müddessir. Es-salatu vesselamu aleyke ya eyyuhel müzzemmil. Es-salatu vesselamu aleyke ya Taha. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme Rabbena ya Rabbena inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarikin müstakim. ببركه ختمات القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين جناب حق وفياز مطلق حضرتleri cümlemize medet inayet ve lütfu hidayet eyleye. Kusur ve küsurlarımızı affu mağfiret eyleye. Eltaf-ı ilahiyyesine her birerlerimizi mazhar eyleye. Tevfikat-ı semedaniyyesin biz bi kes ve bi çarelere muin edip rah-ı istikamette olan kullarına biz bi çareleri de dahil eyleye. Cümlemizi evamir-i ilahiyyesine ittiba, nevahisinden içtinab, taalluku bi ahlakillah ve tasafu bi sıfatillah sırrına mazhar eyleye. Gubar-ı alayişin masiva olan dili viranelerimizi envar-ı muhabbetullah, envar-ı muhabbeti Resulillah ve envar-ı hanedan-ı ehl-i beyti Resulillah ile müzeyyen eyleye. Ve şu meclisimizi bâis-i rahmet, vâsi-i mağfiret, nail-i şefaat ve vesile-i duhul-i cennet eyleye. Evvela lütfuyla, keremiyle okumaya cüret ettiğimiz Kur'an-ül Mucizül Beyanını ve Mevlid-i Nebeviyye'yi ve arasında getirdiğimiz salatu selamları ve okunmuş olan 99 adet hatmi şerifi dergâh-ı izzetinde ve bârigâh-ı mecd-i uluhiyetinde fetekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin âyet-i celîlesinin sırrına mazhar eyleye. Âsâriyle hedûr hedârî bi derûnumuz âşina, envâriyle besâir-i kulûbumuz gülşen, ecriyle cümlemizi me'cûr, sevâbiyle ceride-i âmâlimiz memlû eyleye. Hasıl olan ucur-u mesubatına mütenahiyeyi evvelen ve bizzat, hace-i kainat, hulasa-i mevcudat, serdefter-i mahlukat, faikul enbiya fil halki vel ahlak, eşrafil murselini bil ittifak, padişah-ı şefaati penahi deryanevâl ve cami-ül celali vel cemal, habibi edibi kibriya ebul bedul, Seyyiduna ve senaduna ve mevlana Muhammeden'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Pak ıtırnak-ı Muhammediyelerine acizane fakirane arz ediyoruz ya Rab, haberdar eyleye. Ruhu Resulullah ile ruhlarımızı aşina eyleye. Ruhu Resulullah'ı şu meclisimizden haberdar eyleyip biz günahkar ümmetlerinden ve bil cümle göçmüşlerimizden hoşnut razı eyleye. Tedbirinde mütehayyir bulunduğumuz zünublarımızın derdine şefaat-i seniyyelerin derman eyleye. Alemi dünyada ziyareti aliyyesin, alemi menamda gül cemalinin müşahedesi ve alemi ahirette şefaatiyle cümlemizi mesrur eyleye.
ve cemii peygamberani izam efendilerimizin, âli evladı, ezvacı, eshab-ı Resulillah efendilerimizin dahi ervah-ı saadetlerine takdim eyleye. Ve mahsusen bu Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman efendilerimiz hazretlerinin ervah-ı saadetlerine vasıl eyleye. Ve bu Mevlid-i Nebeviyye'nin bestekarı Hafız Kemal Batanay hazretlerinin dahi ruhu şeriflerini haberdar eyleye. Cümlesinin makamlarını âli eyleye. Ve hazır bil meclis olan zevatın peder-ü mader, ferzendan-ü duhter, benin-ü benat ve ümmuhat-ü ceddat ve akraba-ü taallukatımızın cümlesinin ruhlarını şad eyleye. Ve bu vesileyle bu 99 adet hatmi şerifin sevabını dahi bu zelzelede şehit olan bütün ümmeti Muhammed'in ruhu şeriflerine vasıl eyleye, yaralı olanlara şifalar ihsan eyleye, geride bıraktıkları evladu iyallerine, ana babalarına, dostlarına, akraba-u taallukatına sabr-ı cemiller ihsan eyle. Ya Rab, beldemizi ve hem büldan-ı İslamiye'yi ve dar-ı saltanat-ı aliyeyi kaht-ı taun, veba, afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden, ihrak-ı zelzeleden, tesellüt-ü e'dadan, görüner görünmez bir cümle takat gelmez kazav-ı belalardan muhafazayı ilahiyende mahfuz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i şu müzayikayı halden halas eyle. Başımıza gelmiş olan musibetleri, gelecek olan musibetler var ise ya Rabbi def-ü ref eyle. Ya Rabbi, bizleri kaldıramayacağımız imtihanlarda imtihan etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, vatanı devletimizin şanını âli eyle. Erkan-ı mücîye ve askeriyemizi vatanımızın hayrına ma'tuf, bütün hayırlı işlerinde muvaffakun bil hayr eyle ya Rabbi. Acizane, fakirane bu duamızı indi ilahiyende kabul ve makbul ve hatta mebrur eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in hastegânına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bi hurmeti seyyidil murselîn ve âlihim elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Tekabbel minnâ bi hurmetil Fâtiha.